Evet efendim. Ünlü bilim talk show'umuzun 1. sezon 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz diyorum ve canlı yayındayız. Acaba her şey yolunda mı? İzleyenler var mı? Bir sıkıntı var mı? Bunu görmek istiyorum şu anda. Evet, bildirimi de geldi. Birileri gelmiş. Cevdet demiş. Evet, Can Hoca da geldi. Hemen ben onu davet ediyorum şimdi. Evet. Merhabalar diyorlar. Hoş geldiniz arkadaşlar. Arkanıza yaslanın. Keyifli bir akşam bizi bekliyor derken Can Türkdoğan Beyler de geldi. Hoş geldiniz hocam. Merhabalar, hoş buldum, hoş buldum. Umarım ben de net ve güzel bir şekilde yayına katılabilmişimdir. Çok güzel. Ses gümbür gümbür, jönler jönü yine sizin tabirle. Çok pis bir şey ya. Geek yapar, crossover, işte dedeler sofuz. Bunları izlemek kötü. Diline takılıyor insanın. İşin garibi başkaları da bilmiyor. Anlaşılmıyor. Ne diyorsun ya diyorlar bazı şeyler. Bugün artık burayı birazcık bizim jargonla bombardıman haline getireceğiz. Yapacak bir şey yok yani. Evet. Chat de öyle. Şimdi hocam istiyorsanız ben hemen bir formattan bahsedeyim. Ondan sonra sizi tanıyıp hemen başlayalım. Formatımız ünlü bilim, Can Türkdoğan Edition. Şimdi ünlü bilim bir talk show aslında. Gelecek bilimlerin yaptığı bir talk show. Biz bir bilim iletişim platformuyuz aslında. YouTube ve Twitch'te canlı yayınlarımız var. Spotify'da, Apple'da, Google'da podcastlerimiz var. Bilim yazıları var sitemizde, çeviri ve özgün makalelerimiz. Bütün bunları 40'ın üzerinde genç gönüllümüzle yapıyoruz. Yani bu yayının afişinin hazırlanması, duyurulması, bu yayından sonra YouTube'a atılacak, kesilecek bunların hepsini ekibimiz gönüllü olarak yapıyor sağ olsunlar. iOS ve Android uygulamalarımız var. Yine ismimizde bulabilirsiniz. Mesela uygulamaya sahip olanlar push notification aldı bu yayınla ilgili. Detaylı bilgi için sitemize bakabilirsiniz diyorum. Ve diyorum ki bilimi gündeme almak. Bu talk show'un amacı, Instagram'daki bu programımızın amacı ünlerimizin işte sosyal sorumluluk bilinci olan ünlülerin ve onların takipçilerinin aslında böyle bir saatlik haftada bir böyle bir işte bilim arası vermek, bu yoğun gündemden onları çıkarmak, geleceğe yönelik ya da bilimsel düşünmeye yönelik itmek diyeceğiz ve derin sorularla başlayacağız. Ama öncesinde size bir Ray Charles benzetmesi yapılmış. Hocam onu açıklamak ister misiniz? Tabii, ben bu hafta sonu gözlerimi çizdirdim. O yüzden aranızda gözlükleyim şu anda. Yoksa birazcık burada işte ışık açtım böyle güzel gözüksün etraf diye ve net gözükeyim diye. Yoksa karanlıklarda oturuyorum bazen. Ben de biraz gözlerim hassas. O yüzden ondan ötürü de güneş gözlüğüyle katılmak istedim aranıza. O yüzden alınan ve canı tadı kıran, canı sıkılan olursa şimdiden kusuruma bakmasın. Evet. Geçmiş olsun diyelim. Var mı bir ağrısızı? Ne durumda? Her şey yolundadır inşallah. Yani hafif bir ağrı ve şey oluyor. Bir batma var en nihayetinde ama damlalarla hayatımıza devam ediyoruz. İşte her Evet. yer göz şeklinde Evet. resmen yani. Size geçmiş olsunlar geliyor. Chat'i spamlayan, trolleyen bir Barış Kralıoğlu var burada. Sizi Kankülü Kangstar'ınız tabirinizle. Siz onun yayınını izlemiştiniz. O da şimdi iade ziyarete geldi hemen. Resmen Sağ öyle. olsun. Resmen öyle. Hoş geldiniz Dayı Fadır diyerek kendisine selam. Selamlarımızı iletelim. Şimdi Barış Hoca demişken de sizin buradaki gelişinizin hikayesini hemen bir gösterelim istiyorum. Bizim yayınımızda kendisi size davet etmişti formatımız gereği. Hemen hatırlayalım. Evet, Can Tutan dünyanın en eğlenceli insanı ve onun da burada olması bence çok güzel olur diye düşünüyorum. İki kişi çağırmış olayım o zaman. Hem Can Tutan'ı hem Bülent Alkış'ı çağıralım derim. İkisi de tanışıyorlar bu arada. İkisini birden tanıştınız. Çok değişik olabilir. Güzel. Evet, amacımız oydu aslında ama denk getiremedik. Bülent Alkış Hoca'yı ayrıca alacağız. Böyle şimdi başlamış olalım diyelim. Hocam sizi Geek Yapar'dan ya da diğer yaptığınız işlerden, işte Deliler Sofrası, Crossover vesaire veya bilmediğimiz işlerden onlardan tanımayanlar vardır aramızda. Biraz bahsetmek ister misiniz? Tabii ki. Ben Can Türkdoğan. Yaklaşık 5-6 yıldır dijital mecralarda çeşitli ekiplerle
Genelde talk show tadında içerikler üretiyorum. Ondan önce bir beyaz yakalı geçmişim var. Fakat bir noktada canıma tak ederek ben oyuncu olacağım falan diye kendimi YouTube denizinin içerisinde buldum. Bir süredir de bu platformlarda içerik üretiyorum, işte 5 senedir falan. Genelde hep ekiplere dahilim. Ondan sonra ben kesilip gitmiyorum değil mi arada, nasıl? Yok, tamam, süper. İşte bu insanlarla birlikte işte birinde Barış var, Cevdet daha önce katıldı. Ben, Barış, Cevdet, Ömercan olan ekip Dedeler Sofrası diye güncel olarak hala içerik üretiyoruz. Bir yandan da Crossover Talks'ta Özgür Turhan, ben, Yorekok ve Mates Motel Pro'dan pek sevgili Volkan Öge ile birlikte her haftalık olarak talk show'lar üretiyoruz. Gayet de keyifli geçiyor. Sohbet programlarıdır efendim. Dinlemek isterseniz bomboş, bazen gündeme dair, bazen çocuk anılarımıza dair abuk subuk şeyler anlattığımız, kah gülüp kah eğlendiğimiz içerikler hepinizi bekliyoruz diyerek küçük reklamda yapmış olayım bu kadar. Evet, reklamı. Hocam, beyaz yakalı dediniz, tam neydi mesleğiniz, merak ettim şimdi ben. Ben dijitalci olarak başladım. İlk Promoküp adlı ajansta sosyal medya yönetimi yapıyordum. Çeşitli firmalarda, büyük işte FMCG firmalarından tutun da finans artı işte bankalar, mankalar. Firmanın aslında sosyal medyasını yönettim uzun seneler boyunca. İşte daha sonra Ogilvy'ye geçtim. Oradan Turkcell'e geçtim. Turkcell'in içinde böyle çalışan bir ekip. Biz başka firmalara hizmet veriyorduk. Sosyal medya hizmetleri. Ondan sonra en son bir banyo mutfak sektöründe bir firmanın pazarlama ekibindeydim. O an zaten ben ne yapıyorum diyerek olay mahallinden koşarak uzaklaştım. Evet, evet hocam. Güzel oldu bunu anlattığınız. Şimdi o zaman formatımıza doğru geçiyorum yavaştan. İlk bölümümüz derin sorular bölümü. Hemen herkese başlattığımız sorular aynı ama cevaplar farklı kişilerin bakış açısına göre. Biz de bunu çok seviyoruz. Gelecek bilimde oyunları hoba demişler aşağıya. Evet. ilk sorumuza geliyorum. Bilim insanlarının hemen icat etmesini istediğiniz 3 şey nedir hocam? Işınlanma. Derhal yani çok hızlı bir şekilde ışınlanmayı icat gerekli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü yani sağa ve sola lütfen hızlı bir şekilde varabilirim artık. Ulaşım denilen şeyden kurtulmuş olalım diye tahmin ediyorum. Belki ölümsüzlük değil ama işte insanların uzun yıllar yaşayacağını sağlayacak artık şu insan bedeninin incik mıncık kısımlarını acısız ve hızlı metotlarla tamir edebilme yetilerim ben. Mesela işte yani buna en yakın şey işte al gözümü çizdirdim. Bence bu inanılmaz bir teknoloji yani. Bunun oluyor olmasına ben hala inanamıyorum yani. Oturup gözlüksüz bir şekilde görebilme olmasına. Hani yani bir yarım gün falan aslında bir acılı bir süreçti benim için. Onun dışında sadece bir rahatsızlık hissi var. O da bir hafta içinde yok olacak. Ama bunun bile sıfırlandığı işte insanların bu tarz işte görememe ya da başka uzuvları yoksa, eksiklerse bunları taktuk çok hızlı bir şekilde gerçek gibi halledebileceğimiz bir tıp diliyorum. Olarak ne diyeceğimi kesinlikle bilmiyorum. Bu İlk ikisi çok hızlıydı. Hazırlanılmış böyle geldi. Resmen. Üçüncüsü ne olurdu? Bilmiyorum. Daha çok paralel evrenlere seyahat edebilme özgürlüğü nasıl? Yani daha şey, belki de çok gerçekçi VR deneyimleri diyebilirim. Yani bir farklı hayatları deneyimleyebileceğimiz sanal gerçeklik öğeleri. Biraz aslında farklı türlerde de yapıyoruz ya onu, işte escapizm artıyor dünyada, kaçışçılık. Yapıyoruz yani şu ortam bile aslında hani bir arada değiliz ama aradayız, işte bir sürü durumu var. Bunu da galiba Teknoseyir'den Uğur abiyle konuşacağız. Hazırlanıyoruz. Oyunlarda escapizm konuşacağız. İşte ben psikolojisini
ele alacağım, o oyunları ele alacak. Hazırlanıyoruz. Onu da duyurayım. Bilerek de duyuruyorum ki yapmayı unutmayın diye. Yani artık taahhüt olsun bana diye. Peki. Güzel cevap hocam. Bir sonraki soruya geçiyorum. Zaten bu sizde bu bilim kurgu işte seyahat etme vesaire var. Geeklikten herhalde. Gezegenlere seyahat mümkün olsa hangisine gitmek isterdiniz ve neden? Yani bunlar bizim güneş sistemimizdeki gezegenler olabilir. Öte gezegenler de olabilir. Hani sizin hayalinizde şöyle bir gezegen bulunacak ve şudur da diyebilirsiniz. Bildiğimiz gezegenler de olabilir. Uyduları olabilir. Ne dersiniz? Çok güzel bir soru. Şöyle diyeyim. Yani sonuç olarak içinde yaşam arzu endam edebileceğimiz herhangi bir gezegen olabilir diye düşünüyorum. Yani bir şekilde içinde bir yaşam öğelerinin olduğu, yani gidip de yoksa normal güneş sistemimizdeki herhangi bir gezegene gidip de dağa taşa toprağa mı bakacağım, yani ne yapacağım, bir anlamı yok ya. Yani Mars'a bu kadar gitmeye çalışıyoruz, tamam taş topluyoruz oradan falan ama yani ne yapalım Mars'ta diye düşünüyorum. Her seferinde Mars gitmiş olmak beni nedense pek heyecanlandırmıyor. Yani Mars kırmızı boş bir gezegen, buradan daha ötesine gitmeliyiz ve daha ötesine hedeflemeliyiz. Ama tabii ki bu bir adım yani ve bunun adım olduğunun farkındayım. Sadece ben hani bir insan olarak Mars'a gitmek asla istemezdim. Ne yapacağım orada yani? Öyle ortamı. Daha taş var yani, ne yapabilirim? Solunacak atmosfer yok, hiçbir şey yok, radyasyon bilmem ne. Ama şey gibi yani, peki merak olarak, yani diyelim ki gittiniz ve hani zararı yok. Hani rahat, konforlu yaşayacaksınız. Çok güzel üstleri kurmuşuz, kıyafetlerimiz var, tehlike yok. Alışılmış artık yani, dolmuş gibi gidiyor geliniyor. Hani öyle bir durumda şeyi merak etmez misiniz? Yani orada yeni keşifler, böyle bilinmeyene dair merak tarafı nasıl? Tabii olur? Beni heyecanlandıran şey dünya üzeri, yani evren içerisinde hayat olup olmaması. Bunun kalıntıları varsa onların araştırılması tabii ki beni çok heyecanlandırırdı yani. Evet. Daha önce, yani şimdi de aslında Mars'ta heyecan yok diyorum ama Mars'ta bir şekilde bu araştırmalardan burada anasını satayım başka bir hayat şeyi varsa çok enteresan olur. Evet, evet, evet. Aslında işte şey diyoruz, işte bilim insanlarının ya da bazı işte insanlarda o var. Herkes de olmak zorunda değil. İyi bir şey değil, kötü bir şey değil. Nötr olarak söylüyorum. Ama bazı insanlarda bu böyle bir nedir ya bu? Merak, hani bir karikatür görmüştüm. Şey yapıyor işte, normal insan diyor. Bir yer var, değiyor böyle, elektrik çarpıyor. Ben buna bir daha değmesem acaba diyor. Bir de bilim insanı kafası şey diyor. Değiyor, niye çarptı acaba? Bir daha şöyle yapsam çarpar mı falan. Hani bir de böyle bir kafa buna benziyor aslında dediğiniz birazcık. Tabii. Şimdi ben bu arada tabii dağ taş var, ne yapayım dedim. Burada bütün jeologları karşıma aldığım için zaten özür diliyorum. Siz hata yaptınız. Jeologları karşınıza aldınız. O bölümü hatırlıyorum yani. Peki. Buradan biraz daha sosyal mesajlı sorumuza gelelim. İnsanımızın ya da hani bu Türk insanı da olabilir, dünya insanı da olabilir, bilime yaklaşımı konusunda ne düşünüyorsunuz hocam? Sanırım yani çok tabii ki bilim çok hızlı ilerleyip çok daha fazla hızlı bir şekilde çok fazla bilgiye erişebildiğimiz bir dönemdeyiz. Tabii ki hatalı bilgiler de var bunun içinde ama akademik olarak yaklaştığımız zaman da aslında iletişim bu kadar kuvvetlendiği için bilimin bir noktada hızlandığını düşünüyorum. Sadece hani bizim ülkemizde birazcık daha sevdirilebilir bir hissiyat içerisindeyim. Ben küçükken hani böyle müzelerde küçük deneyler ve ıvır zıvır yapabilmek, bunlar beni inanılmaz heyecanlandırıyordu. Ama en nihayetinde ben de bilimle yakından uzaktan çok da bir alakası olmayan bir konuda çalışan ve hayatımı bilime göre şekillendiren bir insan azıcık ucundanmışım gibi geliyor. Kendimi çok eksik, yani bu konuda ne olursa olsun. Ama inanılmaz saygım sonsuz bilim insanlarına ve bilimle ilgilenen insanlara. Çok heyecanlandırıyor beni yani yapılan çalışmalar ve teknolojinin bu kadar hızlı ve her sene katlanarak ilerlemesi. Keşke daha da hızlı ilerlese. Şimdi bir şeyler derdim ama kanalımızı kapattırmak insanlardan
Yapamadım ama işte anladılar onlar hangi melodi olduğunu. Ya daha fazla. Keşke ülkemizde bu konuya daha fazla eğilinse, daha fazla yatırım yapsa, bu kadar beyin göçü yaşanmasa, bilimle ilgilenen, gerçekten mühendis olup da bir şeyler yapmaya başlayan arkadaşlarımın en yakın arkadaşım, o da arkadaşlarımdan bir tanesi, en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi, o da arkadaşım Sabancı'da. Şimdi Intel'de, şu Amerika'da senelerdir görüşemiyoruz, koptuk. Çok üzülüyorum. İnanılmaz üzülüyorum. Ama inanılmaz bir beyin göçü var. Hani kayyumlara girmeyeyim dedim, hafif giriveriyorum ama inanılmaz bir beyin göçü var. Çok üzülüyorum insanların gitmesine. Özellikle bilimle uğraşan insanların gitmesine. Bu ülkede çok iyi şeyler yapılabilecekken bu insanlara olanak sağlanması gerekirdi. Keşke sağlansaydı. Yani evet. Üniversitelerinde suçu var. Ve tabii ki kayyumlar diyorum ve konuyu... Kayyumlar deyip, evet. Ben peki şeyi sormak istiyorum hocam, oradan da çıkarayım biz biraz ama şey var, mesela ben bu konuda mesela bilim insanları bilimi yapıyor ama iyi anlatamıyor olabilir. Yani çünkü bilim bizim şey ne dedi, makale yazacaksın, yayın yapacaksın falan. Şimdi yavaş yavaş bu biraz artıyor. İşte bizim yaptığımız şey bilim iletişimi aslında. Hani akademik olarak üniversitede de yeri olan, biz öyle yapmıyoruz ama hani öyle de yapılabilecek bir şey ama... teorileri var. Mesela bilim iletişimiyle ilgili teoriler var. Hani nasıl yapılır, nasıl gider bilme. Ama bir oyuncu olarak ya da bu işleri bilen biri olarak mesela. Hani dediniz ya biraz bir soğuk büyütüldük gibi. Biraz daha yani bir yüzü asık mı bilimin? Yani böyle heyecan verici, keşfedici, merak uyandırıcı, cool gözükmüyor mu bilim ya da bilim insanları? Ne dersiniz? Yani cool gözükenleri var arada. Ama genel olarak çok akademik seviyede kaldığı için belki de çocukluktan yakalayamayabiliyor insanları. Yani işte daha çok bilimle ilgili müzeler açılsa, daha çok insanları, yani daha okullarda daha fazla olanak olsa ve çocuklar deney yapabilseler. Çünkü yani çocukken açıkçası beni en çok heyecanlandıran şey, daha sonradan hem fizik hem biyoloji hem kimyada her birinde ayrı berbat bir öğrenciydim ama bütün dallarda feciydim. Estağfurullah. Coğrafya çok severdim ama. Yani jeolojiye birazcık o da ucundan giriyor diye söylüyorum. Celal Şengör oyunları burada. Ben birazcık daha deney yapabilse çocuklar o zaman işin rengi birazcık değişir gibi geliyor. Yani bunun ne kadar eğlenceli olabileceği ve daha neler ne gibi kapılar açabileceği konusunda yönlendirilse öğrenciler daha farklı olabilir. Ama işte yani bunda eğitim sisteminin çok büyük rolü var. Yurtdışı tabii ki çok daha iyi yapılıyor. Yani bunun vakti zamanında çok iyi bir örneği aslında köy enstitüleri. Bunların uçmuş olması bizi daha tek düze pratik eğitim böyle, değil mi? Yani yapabildiği, cidden hands-on hani deneyim, direkt yapabildiği bir şey. Tabii işte sağa sola götürülüp sahada çalışmaları gösterseler, bir şeyleri anlatsalar, çocuklar gerçek laboratuvarlara sokulsa ya da işte başka uzay bilimle alakalı ya da işte atıyorum kimya ile alakalı yerlerde çocuklara daha fazla olanak sağlansa, gerçekten bu işlerin yapıldığı ve nerelerde kullanılabildiğine dair giziler yapılsa harika olurdu yani. Evet, evet, evet. Çok haklısınız. Ben çocukken mesela şey vardı, Beşiktaş'ta diye hatırlıyorum. İnönü Stad'ın orada bir yerdeydi. İTÜ'nün içinde bir deneme bilim merkezi vardı. Orada böyle hem müze gibi gidiyordunuz, işte değişik deneyler, ne bileyim, basıyorsun işte elektrik yıldırımını görüyorsun. Arı var, işte arının mikroskopla bakıyorsun. Böyle daha çok işte her çocuğun yapabileceği basitlikte orada kurslar falan olurdu. Biz ilkokuldaki arkadaşım mesela gidip işte elektronik kursuna gitmiştik. Radyomuzu falan yapmıştık, kendi radyomuzu. Dediğiniz böyle el şeyleri daha önemli. Birazdan bu keşfetmek ve bilme ihtiyacı değil mi? Mesela bizim ODTÜ mezunuyum ben. Psikoloji birinci sınıfta hocam araştırma yöntemleri diye bir ders vardı. Bütün bilim alanlarına verilen standart bir ders. Orada hocamız vardı. Çok ilginç bir şeydi. Bak bu kadar yıldır bende kalan. Dedik ki hocam hani niye bilim yapıyorsun? Hani neden bilimi sorduk bu klişe soruyu. Hoca da dedi ki çocuklar da beni heyecanlandıran şey şu. Bir diyelim ki deney yaptınız. Analiz ettiniz sonuçları. Çıktı ya. O bilgi dedi. Yeni bir bilgi. Ve dünya üzerinde o bilgiyi o anda sadece siz biliyorsunuz dedi. Daha hiç kimse bilmiyor. Bilgiyi siz üretiyorsunuz dedi. Ve gözleri parlıyordu tabii bunu anlatırken. O böyle bir alevlendirdi yani açıkçası. O yüzden ben de bunu bir anlatmak istedim. Belki izleyen aramızdan motivasyon arayan varsa diye.
Yani çünkü yani böyle bu kadar büyük bir şey başarınca insanoğlunun başarısını ilk onu öğrenen insanlardan biri olmak da inanılmaz önemli. Şöyle ben de kısacık bir anekdot anlatmak istiyorum. Ben işte bu University of California Berkeley'de yaz okuluna gitmiştim. İki ders aldım. Bir tanesi işte Amerikan edebiyatı ile ilgili bir dersti. Bir de kültürün sosyolojisi diye bir ders aldım. Çok tatlı veriyordu dersi. Adam bir derste işte sonuç olarak yani sosyoloji ve kültürel çalışmaların birleştiği bir ders aslında. Benim bölümüm de kültürel çalışmalar üniversitede. Heyecan içerisinde takip ettiğim derste adam şey anlatmış. Bu ilk uzaya insanlığı, aya insanlığı seyahatin yapılacağı zaman gidip roketin kalkışını izlemeye gitmişler. Adam bu anısını anlatırken ağlamaya başladı. Yani bir insanlık için bu kadar hakikaten büyük bir adım ki ve o kadar etkileyici bir an ki ilk defa aya gidiyor falan olmak. Yani bu hayalden gerçekliğe geçiş anını izlemek bu insanı inanılmaz etkilemişti. O gün çok etkilenmiştim ben. Hani bu gibi anlar için aslında seviyoruz bilimi. Yani evet. İngilizce milestones diye adlandırılıyor. Mihenk taşları değil mi? Olayın böyle şey evet. Ve yani insanlık olarak nerelere gittik? Yani gerçekten baktık yani bundan 30-40 sene önce koca koca bilgisayarlar ve feci grafiklerle sadece hesaplama ve rakamlar üzerinden kurulan şey şu anda sen ve ben bambaşka yerlerde olmamıza rağmen küçücük bir avuç aleti ve internet üzerinden konuşabiliyoruz ve başka insanlar buna şahit olabiliyorlar. Çok enteresan. Evet. Efkarlı Sadri Alışık demiş ki bilim bir sanat türü olmalıdır, bilim bir tutkudur demiş. O da böyle Allah oba olmuş yani. Çetimizin gibi coşmuş. Çok doğru hocam. Pardon kesildi. Sadri Alışık da eski seyircilerimizden. Selam olsun. Evet. Müdavimler. Peki hocam buradan ben şimdi bizi biraz taşıyorum. Sosyal mesajlığı böyle derin yoğunluklu içeriklerden. Birazcık daha yine bilimsel konular ama biraz uzaklara gidelim. Uzaylılar sizce var mı? Varsa geliyorlar mı diyeyim. Çünkü şey demiştiniz siz hani dünya dışı yaşama ilgiliyim demiştiniz. Buradaki sorumuz da hep şu. Hani o böyle yeşil adamlar da olabilir. Bu da gelebilir ama şu da gelebilir. Bir bakteri, Mars'taki bir bakteri de sonuçta bir dünya dışı yaşam hani formu. Ne dersiniz bu konuda? Yani eğer Mars'taki bir bakteriden dolayı dünyada yeniden bir salgın yaşayıp evlere kapanacaksak lütfen o bakteri buraya gelmesin. Temennim budur. Yani benim temennilerim şunlar. Bu Kozmos'taki Neil deGrasse Tyson'ın uzaylılar buraya gelirse bizi böcek gibi gelecekleri zaman korkun demesinden dolayı ben hep bir panik içerisindeyim. Umarım biz dünyadaki varlıkları buluruz. Akıllı. Bulup ürkütmeden kaçıp falan. Diye umut ediyorum yani. Evet yani böyle çok çalışma var. Hatta hep tavsiye ediyoruz. Netflix'te bir Mars doküserisi var. Belgesel dizisi var. Orada böyle bir bakteri bulunuyor. Yani bir virüs, bir bakteri gibi bir şey, protobakteri gibi bir şey bulunuyor. Mesela bu daha akla yatkın. Bilim böyle şey heyecanlı ama bir yandan da sıkıcı. Yani biz böyle Mars'ta işte film, Hollywood gibi şeyler beklerken taşın içinde bir yerde bir ölmüş bakteri bilmem ne fosili falan. Hani ama bilim insanı tabii çok heyecanlanacak ama hani genel halkı çok heyecanlandırmayabilir bu tarz gelişmeler. Bizim dışımızda bu gezegen dışında yaşam olduğunu biliyor olmak bence çok heyecanlandırır. Dönüşüm yaratır değil mi toplumda? Yaşam olması gerçeği demek ki belki de daha zeki varlıklar var ya da yok konusunda yani başka varlıklar var konusunda beni çok heyecanlandırıyor canım. Yani zaten ben dünya üzerinde de hiç bilmediğimiz sualtı canlıları falan var ya böyle işte belki sen. Onları görünce de ellerimi kafamın arasına alıp çığlıklar atıyorum. Yani çok enteresan yaratıklar var çünkü dünyada hiç bilmediğimiz. Evet hocam. Devam ediyorum o zaman hemen hızlanmak adına. Peki sizce bilim tarihinin en önemli buluşu nedir? Çok güzel bir soru. Bunun üstünde bayağı bir düşünmem lazım diyeceğim. Ama bilim tarihinin en önemli buluşu.
Nedense yine seyahatten gideceğim. Çünkü seyahat etmeyi çok seviyorum. Herhalde uçak. Uçak değil mi? Evet. Evet. Çok enteresan geliyor uçuş ya bana. Yani uçmak çok garip bir şey. Yani ne kadar hızlı bir şekilde oradan oraya gidiyoruz. Yani ulaşım adına yapılan mesafeleri kısaltan her şey beni çok heyecanlandırıyor. İşte en başta dediğim gibi ışınlanmak. Çünkü ben gezmeyi çok seven bir insanım. Oradan oraya gitmeyi seven bir insanım. O yüzden ulaşımla ilgili şeyler çok heyecanlandırıcı. Market treni de bence inanılmaz heyecanlandırıcı. Umarım daha çok yaygınlaşır ve dünyada maglev trenleriyle falan seyahat edip daha az karbon salınımlı ve inanılmaz hızlı bir şekilde oradan oraya ulaşabiliriz. Evet. Uçmak cidden dediğiniz gibi ve hani gelişimi de acayip. Yani 1903 kabul ediliyor. İşte Wright kardeşlerin ilk kontrollü ve güç şeyli power ne oluyor? Kendinden motorlu ve kontrol edilebilir uçuşu yapması kabul ediliyor. Ondan önce de var. Ama yani 1903 1969'da ayağa yak basılıyor. Yani hani aradaki gelişme ivmesi gerçekten inanılmaz dediğiniz gibi. Ve şey yani uçmak her zaman büyüleyici insanlar için. Kesinlikle katılıyorum. Ve çok üzüldüğüm bir şey de var. Sadece bir kazası olmasına rağmen Concorde teknolojisi evet beni çok üzüyor yani. Yani ne kadar daha hızlı bir yöntem var. Tamam yani doğanın içine küfür eder gibi gidiyor onlar ama yine de bu kadar hızlı bir teknoloji varken sadece yine Amerika İngiltere arası devam ediyor olsaydı bile bence süper bir teknolojiymiş. Çok küçük politik oyunlar beni üzüyor. Evet. Yani kazadan sonra mesela 2004'te son uçuşunu yaptı diye hatırlıyorum. Kazadan sonra kazaya neden olan havacılık öyle. Yani bir de bir havacılık yönüm var. Hani belki bilmeyenler varsa simülatör eğitmeniyim ben hani bu konuda. Bakabilirler işte internette falan. Oradan tarihini anlatırken anlattığımız bir şey. Yani Concorde bilinmeyen bir şekilde ilk uçuştaki hatasından ötürü hemen havacılıkta öyle yani hemen bir hata varsa bulunuyor, çözülüyor, bir sonraki şeyde düzeltilmek üzerine. Düzeltildikten sonra ikinci versiyonu çıkıyor ama artık insanlar binmiyor yani. Hani evet o kusuru yok, o tehlikesi yok ama yine de binmiyorlar. Ben bir de daha sonra şeyi öğrendim hocam. Şehirler üzerinden giderken her şehirden izin alınması gerekiyormuş. Çünkü cidden yüksekten dahi uçsa sonik patlama yaptığı için aşağıdan o hissediliyor yani o gürültü yaratma sorunu da. Ayrı bir sorumcu ama okyanus üzerinde cidden olabilirdi diye ben de katılıyorum size. Biraz çabuk yani, vazgeçtiler ondan yani. Yani herhangi some random jet durmadan kaza yapabiliyor ve hani onlar geliştirilirken Concorde'un bir sonraki modeli eğer o sıkıntılar çözülüp de yapılıyorsa bundan niye vazgeçiyoruz gerçekten anlamadım. Yani bir kibar ateş edilmesi var bence. Yoksa Boeing'in ve Airbus'un da bugüne kadar kapatılması gerekiyordu. Mühürlenip evet. O konuda izleyenleri yönlendirelim. Bu yayından sonra baksınlar hani bu tarihine vesaire. Peki şimdi size bununla ilgili yakıştırmalar geldi çete ama çalışacağınız alanla ilgili ya da olması gereken alanla ilgili siz anladınız. Bilim insanı olsaydınız hangi alanda çalışmak isterdiniz diyorum. Çok güzel. muhtemelen bol gezebileceğim bir jeolog olurdum. Nasıl jeologların kalbini gönlünü geri kazanma. Evet. Başta küçük kafımdan ötürü jeolog olurdum. Millet tabi durmadan benim kaka muhabbeti yaptığım için bizim yayınlarda kaka aramak isteyenler var ama hayır. Sizi üzüyorum. Sevgili dostlar. Bir mikrobiyolog olup işte mesela dışkı içeriğiyle şeyler oldu mesela son yıllarda son 10 yıldır diye hatırlıyorum. Beyin bağırsak ilişkisi çok bulundu. Hatta yani bayağı hani bilinen bir eksen, bir yolak yani bağırsaktaki bir şey beyin nasıl etkiliyor ama biliyoruz artık böyle bir alan var, çalışma alanı. Tam aslında size göre yani hani dışkı içeriği ve beyin arasındaki ilişki neden olmasın? Doğru ama ben yine de jeolog derim. Jeolog. Her zaman coğrafya beni bir çıt daha hakikaten heyecanlandırmıştır. Bir de saha araştırması bol. Arkeolog da olmak çok istedim bak. O da beni zaman heyecanlandırır yani. Arkeoloji de. Indiana Jones ne güzel proje değil mi aslında? Yani bir arkeoloğun bu kadar işte cool olması ve yeni bir şey keşfetmesi falan. Hani genelde çünkü
daha çok arkeolog, hani elinde böyle fırçayla, dış fırçasıyla öyle kocaman testiyi şey yapmaya çalışan. Ama hayal ederken buluyor olmak o dış fırçasıyla bir pek çok insanın, ya ben çünkü genel olarak daha geçmişe dair insanların nasıl yaşadığı konusu beni çok heyecanlandırıyor. Ne olursa olsun yani, işte yakın tarih, uzak tarih, daha önce insanların şehir hayatı ya da toplu kolektif olarak yaşamları beni her zaman heyecanlandırır. Ne bileyim, eski işte 70'ler İstanbul'u, işte 1910'lar İstanbul'u fotoğrafları, resimlerine falan bakıp yaşadığım yerlerin en azından daha öncesi nasılmış bunu araştırmaktan da seven bir insanım. Bu konuda küçük evet, kendi kendime bir haz duyuyorum yani. Hani bilim ne kadar bilimsel, tamamen hobisel ama bu beni heyecanlandırıyor mesela. Çok iyi, çok iyi. Ruşen Akman demiş, antropoloji demiş mesela. Tam aslında sizin alan. Yani insanın yaşayışı, kültürü vesaire. Biraz daha mesela sosyoloji dediğiniz gibi, toplumu açıklama gibi. Ya da işte belki daha küçük insan grupları ise sosyal psikoloji. Hani çok güzel, eğlenceli deneyleri vardır vesaire. Olabilir. Aslında benim okuduğum bölüm birazcık Ömercan bunu böyle tanımlıyor. Bence daha fazlası da var. İçine medya falan da çok giriyor. Ama kültürel çalışmaların temelinde aslında biraz daha modern kültürel antropoloji, saha çalışmasız bir antropoloji, daha çok okumaya dayanan ama tabii çalışmalarını da izin veren, yani gidip de yani eski tip motomot, zaten o tip antropoloji artık süper ırkçı olarak yaklaşıyor ama yani gidip de aha burada kabile var, bu kabileyi incelemeden çok belli bir kültür grubunun daha ufak çapta grupların, daha niş grupların araştırılması, çalışılması kültürel. Evet, bu yönünüzü de iyi oldu hocam. Mesela burada belki daha önce de konuşmuşsunuzdur ama ben mesela şahsen ben çok hatırlamıyorum. Güzel oldu burada bunu da öğrenmek sizle ilgili. Peki o zaman geçmiş demişken güzel bir soru denk geldi. 150 yıl öncesine hangi teknolojik aletle gitmek isterdiniz bugünden? Kesinlikle yanıma silah almak isterdim. Çünkü üstüme uzaylı gibi davranıp ok falan atmaya çalışabilirler ve savunmam lazım. Dediğim miğfer ve bir şey. Konuştuk yani, ne yapsaydık acaba diye. Ömercan'dan şimdi bir çift rol çalıyor gibi olacağım ama üstünüze aslında Bluetooth hoparlörler bağlayıp çeşitli sesler yayarak da kendimi tanrı gibi de kabul ettirebilirim bir anda. O da gayipten sesler gibi. Evet. Yani ben ilk aklıma gelen şey kendimi savunmam gerekeceği. Bana ya. Nedense çünkü çok farklı ve onlara uzaylı gibi geleceğim için tepkileri bana saldırmak olurmuş gibi bir paranoyam var. Bu konuda o yüzden hani kendimi savunacağım bir cihaz olmasını böyle iyi almaz. Sanki evinde silahla oturan bir ve kıyameti bekleyen shelter Amerikalı gibi konuşuyorum ama saldıracaklarmış ve benim üstüme gelirlermiş ve savunmalıyım hissiyatı, redneck yanıtını vermeye devam edeceğim. Bayrağıyla değil mi, bir de böyle Amerikan bayrağıyla. Bir de bu soruyu ben hazırlarken 150 yıl dedim. Şimdi böyle bunlar rakamlar ya, 150 hani çok rahat söyleniyor. Ama şunu dedim yani, biz 2021 dese 2020-2021, 150 dediğimiz zaman 1870 oluyor aslında. Tabii. Çok yani öyle çok da hani silahın olmadığı, ne bileyim kılıç kalkan miğfer bir dönemde değil aslında. Doğru. Şimdi 150'yi düşününce ben nedense kendime hemen kılıç kalkan ve oka attım yani. O benim kuşluğummuş. Evet, o zaman daha insanlara bir şeyler gösterebileceğim. Mesela sinemayı sanki ilk ben keşfetmişim gibi küçük bir projektör basıyorum. Işıkla halledebileceğim projekte insanlara küçük bir eğlence sağlayabileceğim, sinemayı da bu insan bulmuştur dedikodusunu yaratabileceğim bir projeksiyon makinesi. Lumière Aha. Kardeşler değil de tarih değişiyor hemen kitaplarda. Can Türkdağ diye kitaplara değişiyor mesela. Chat'e soralım. Chat'te uyumasın. Bizim programımız aktif bir program. Sinemanın keşfi ne zaman? Arkadaşlar yazın bakalım. Keşfedildi mi? Google oyunları, evet, bir bakalım hemen. Ben bakıveriyorum bu gözünün önünde.
1862'de doğmuş. 20 yılda bunlar bunu yapamaz diye düşünüyorum. 1895'te ilk yayınlamışlar. Ve 15-20 yılda bunların önüne geçmiş oluyorum. Lumière kardeşler puan diyeceksiniz bundan sonra. Aynen, aynen. Bir de şeyle gidiyor. Bilmem bin ansilümenlik projektörle gidiyor bir de. Yani onların dandirik makinayla gitmiyor. Tabii 8K böyle. Yani. 8K evet. O zaman size portal açıyor falan derler. Siz bir duvara yansıtsanız cidden büyü gibi, sihir gibi bir şey. Yani yeterince gelişmiş bir bilim sihirden ayrılamaz derler. Avengers falan gösterseniz de iyice enteresan. Of. Evet. 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 Peki yeni eklediğim bir soru. Derin sorulara. Onu sorarak tamamlayalım bu bölümü. Bundan 100 yıl sonraya gitseniz ilk neler yapardınız ve neyi merak ederdiniz? Bundan 100 yıl sonraya gitsem şeyi merak ederim. Yani neler yapacağımı, tabii ki her şeyde sağa sola bakmak ve insanların nasıl yaşadığını birazcık anlamaya çalışmak olurdu. Ülkeler, milletler ve din geçerliliğini ne kadar koruyor onu araştırmak olurdu. Onu anlamaya çalışmak olurdu ilk. Yani insanlar olarak bir arada yaşamaya birazcık Star Trek tarzı bir ütopya içerisinde miyiz, yoksa işte Mad Max tarzı bir distopya içerisinde miyiz? Kaynaklar nasıl kullanılmış falan, onu anlamaya çalışmak olurdu ve onları çok merak ettim. Evet, evet. Yani insanlık olarak bir arada yaşamaya öğrenmiş miyiz? Şey diyorlar, ilk tuvaletlere bakardı diyorlar. Sizin üstünüzde kalmış bu yani. Yapacak bir şey yok. İşte Sadri Alış'ın yorumlarda ortalığı şey yapması. Ayıp ayıp yani. Gerçekten bu çok muhabbetinden lütfen sıyrılalım pek sevgili chat. Evet, evet. Burada. Peki bir sonraki soru. Ay'a gitseniz hangi ünlüyle giderdiniz ve neden? Burada yaşamalı yani. Uzun dönem kalınacak. Üst var. Bu şekilde bir gitmeden bahsediyorum. Yani muhtemelen her ne kadar rahmetli olsa da David Bowie ya da Freddie Mercury falan gibi bir müzisyenle gitmeyi tercih ederdim. Çünkü orada iyi müzik üretip, yani çok uzun zaman geçecek ve kimse yok. Müzisyen biriyle gitmeyi tercih ederdim. Herhalde olabilir. Ama tabii mesela üstün bakımı falan içinde şeyler var. Yani anlaşmanız gerekiyor böyle. Kaprisli falan ya da iş yapma. Ben müzik yapacağım, oturuyorum derse bütün üstün işleri size de kalabilir ama yani ayda, hayatta kalma. Doğru. O zaman o abimizin adını kesinlikle unuttum ama bu uzay istasyonunda gitarlar çalıp da vakti zamanında bir sürü videolar paylaşan Bey abiyle gitmek. ISS'teki şey değil mi, astronot? Ben de bilmiyorum. Evet, gitar falan da çalıyor ya o adam. O yüzden o da ünlü. Hem işi biliyor, hem uzayı biliyor. Müthiş bir companion olurdu gibi geliyor bana. Süper, süper. Peki, bir sorumuz vardı. Bu hangi fiziksel özelliğiniz falan, onu zaten gözünüzü çizdirmişsiniz. Hangi fiziksel özelliğinizi değiştirirdiniz diye soruyorduk bilimle. Onu geçiyorum o yüzden. Yine yeni bir soru. Bu da böyle biraz daha genel. Ondan sonra diğer bölüme geçiyorum. Hiç anlamıyorum dediğiniz bir bilim alanı ya da bir teori. Kısa cevaplı bir yine. Ya bu şey mevzusunu kaç kere anlattılar. Ben üniversitedeyken de yine fizik dersi falan vardı. Kuantum ve kuantum dünyası, işte kuantum treni durmaz, duvarları aşar geçer falan filan gibi mevzulardaki kuantum fiziği beni çok aşıyor ve böyle artık hani normal fiziğin ötesinde bir fizik ya o. Kula görüp de tamamen teoriler üzerinden konuştuğumuz bir hikaye ve bu bir şekilde normal fiziğe de bir şekilde uyarlanabiliyor ve işte atom bombası ve atom teknolojisi birlikte ilerliyor ya, hiç anlamıyorum. Aval aval bakıyorum, hiçbir şey anlamıyorum gerçekten. Yalnız değilsin hocam, biz de öyle. Yani ben zaten de alanım değil de. Tamamen teoriler üzerinden kurulan bir dünyayı dünyamıza nasıl uyarladılar ve bundan yani yine 60-70 yıl önceden bahsediyoruz.
Yani şey de ilginç. Mesela ben onu duydum. İşte kuantum. Bir gün babamla tartışıyoruz. Babam da böyle klasik fizikçidir yani. Kafası öyledir. Elektronik mühendisi. Şey diyor yani. Hani işe yaramıyor ki kuantum ne? Bana çok soyut geliyor. Ya ben bilmeliyim. Hani solid bir şey olmalı. Baba diyorum öyle yani nasıl atıyorsun koskoca bir bilim alanını ya? Nasıl bu kadar? Ona göre yok yani. O an öyleydi. Neyse ben o ara araştırırken şey diyorum hani kuantum nerelerde var gibi. Mesela GPS yani bugün artık hani konum olayı birbirimize konumlar atıyoruz vesaire yani GPS olayı tamamen aslında tamamen değil de en önemli parçalarından biri kuantum ve kuantum bir ilkesine dayanıyor. Birçok olay kuantum ilkesine dayanıyor. Bugün işte kuantum bilgisayarlar var çalışıyorlar konsept olarak da olsa bitler 56 qubit'e kadar çıkıldı en son diye hatırlıyorum yani bayağı. Bu işler şey değil, çalışıyor, birçok alanda kullanıyor. Mesela şeyi biliyordum ben, MR çektim stajımda, çalışmamda da. İşte beyin görüntüleme. Mesela MR'da da yine kuantum var mesela onun çalışmasında da. Bir sürü teknolojiyi kullanıyoruz. İçinde var ama yani bir yerlerine geçiyor ama bilmiyoruz, haklısınız. Bunu bize anlatacak biri çıksın. Buradan sesleniyorum. Evet. Kuantumu bilen biri. Nasıl çalışıyor MR falan GPS'de nasıl kullanılıyor yani hiçbir şey anlamıyorum. Zaten hani GPS ve kafadan Wi-Fi falan bunlar da yani hani bir kısmı Tesla bir kısmı açıklanabilir ama ben yine de hakikaten kablosuz iletişim falan o da bana çok uçuk kaçık ve inanılmaz olarak geliyor yani. Evet. 5G'ler 4G'ler falan. Evet, evet. Bunları bilen birilerini buradan söylüyoruz. Bakalım bizim kanalda bazılarının var videosu. YouTube'da bakabilirler. Peki bir sonraki bölüme geçiyorum hocam. Hangisi tabii dediğimiz bölüm bizim işte kim 500 milyar ister, 1 milyon ister kısmı diye tabir ettiğim alan. Şimdi burada bazı sorular var. Mesela şu sorular çıktı. Onları geçeceğim o yüzden. Güzel bir soru arıyorum. Mesela şu soruyla başlayalım hemen. Ben şöyle. Test kısımlarına. O yüzden rahat olabilirsiniz. Ha tamam okey. Çıkan soruyu bir daha soruyoruz. Sizce dünyada en çok insan öldüren hayvan hangisidir? Muhtemelen sivrisinektir. Evet doğru. Evet. Bravo hocam. Yani çok hızlı bir şekilde hastalık yayabiliyor. Hı hı. Aynen öyle. Bakıyorum. Peki biraz astronomi. Güneş sisteminde yer alan en büyük kütleli gezegen hangisidir? Yani en büyüğü Jüpiter. Yani alanı da en büyüktür herhalde. Jüpiter diyeceğim. Doğru cevap yine. Çok doğru. Hem kütlesi hem büyüklüğüyle en büyük. O. Biraz böyle kimya fizik sorusu geliyor şimdi. Radyum ve polonyum ile radyoloji alanında çığır açan Polonyalı bilim insanı kimdir? Radyum ve polonyum. Radyoloji. Kazimierz Funk herhalde. Henry Zygalski, Joseph Rotblat ya da Marie Sklodowska-Curie. Şu an inanılmaz atıyorum. Ama Marie... Evet doğru cevap hocam. Marie Curie olacaktı. Attım. Bayağı attım yani. Ama Marie Curie'nin Polonyalı olduğunu biliyorum. Ondan sonracığıma ama ne yaptığını kesinlikle bilmiyordum. Şu an ahilliğime atma yöntemiyle bir bilgi kazandım. Süper, süper. Marie Curie evet yani hem bir kadın bilim insanı olması o çağlarda bugün hani değil ama o zamanlarda Madame Curie de diye geçer. Ve iki ayrı dalda Nobel kazanan ilk insan aslında ilk ve tek insan. Hem fizik hem kimya Nobel'i alıyor ayrı zamanlarda diyebiliyorum. Kızının da hatta şeyleri var. O aile birazcık şey o açıdan iyi. Ve Nobel demişken buradaki son sorumuza geçiyorum. Nobel ödülleri hangi ülkede verilir? Çok güzel. Ya Norveç'tir ya İsveç'tir herhalde. İsveç diye atıyorum bunu da. Bugün atmalarınız çok iyi. O da doğru cevap. Hiç yani boş yapmıyor. Peki. Bir tane daha böyle şeyli soru, atmalı soru vereyim böyle. Gerçi bu tam atmalı yani. Dörtte bir şans. Dünyada kış aylarında güneşin hiç doğmadığı ülke hangisidir? Kış aylarında güneş. Bunda da bence %90 Svalbard adlı ülke. Çünkü çok böyle kuzey ülkesiymiş gibi bir ismi var. O yüzden Svalbard. Nordik değil mi? Nordik isim. Evet. Ve doğru Svalbard şuradaki ülke hocam.
Bu tamamen isimden ötürü yarı atma, yarı tahmin şeklinde ilerledi. Süper. Doğru akıl yürütme. Evet, bu bölümün de sonuna geldik. Şimdi daha da bizi eğlendiren, heyecanlandıran o mu bu mu bölümüne doğru yavaşça geçiyoruz. Şimdi bu bölümdeki olayımız şu hocam. Şöyle yapıyoruz bu bölümde. Bir dakika, ben listemi buradan açayım. Bu bölümde şöyle yapıyoruz. Bir yaşayan ya da ölmüş olması fark etmez. Bir bilim insanı seçeceksiniz. Fakat eleyerek gidiyoruz. Bu İbrahim Selim'in programındaki ünlülerle olanı biz bilim insanlarını çevirdik. Eleyerek gidiyoruz. Bir kişiyle sadece yemek yiyeceksiniz en sonunda. Ve işte o mu bu mu diyeceğiz. Bazen tabii arada özellikle tanıtmak adına az bilinen bilim insanlarını da koyduk. O yüzden onları böyle biraz açıklamasıyla, hani ne yapmıştırı da söyleyerek soracağım. Bu şekilde yani o mu bu mu diyerek gideceğiz bakalım. Elenenler kalıyor. Sonra kim kalacak hayatta? Hadi bakalım. Hadi bakalım. O zaman klasik başlıyorum. Tesla mı, Edison mu? Tesla. Neden? Çünkü David Bowie. David Bowie'miş gibi geliyor. Ya Tesla çünkü bu wireless teknolojiyi nasıl geliştirmiş ve o uçağı da bunu nasıl bulmuş? Bu ampul oyunları ve daha eğlenceli tool'ları var. Öbür adamı gibi bir adam Edison baktığın zaman. Gidip de adamla iş yemeğiymiş gibi. Tesla biraz daha bilim anlatma konusunda ve yaptıklarını anlatma konusunda daha heyecanlı olacaktır gibi hissediyorum. Tamam. Peki Tesla mı, Nikola Tesla mı, yoksa demin konuştuğumuz Marie Curie mi? Hala Tesla'dayım. Yani öbür türlü de çok cinsiyetçi olacakmışım gibi geldiği için de Tesla. Tamam, tamam. Yemeğe götürüyor demesinler. Peki Tesla mı, yoksa size belki kuantum fiziğini anlatabilecek kişilerden biri olan, kuantum fiziği alanında çalışan, ışığın doğasını anlamak için çalışan Cambridge Üniversitesi'nden Profesör Doktor Mete Atatürk'e mi, yoksa Nikola Tesla mı? Aa, Mete Atatürk'e. Oo, değişti. Tamam. Tesla'ya güle güle. Yani çünkü kuantum gerçekten anlamak istiyorum. Tesla'yı sonuçta okuyabileceğim çok fazla materyal ve benim anlayabileceğim seviyede muhtemelen anlatımları vardır. Ama kuantum kesinlikle anlayamadığım bir şey. Mete Atatürk'ün bana bunu iyi anlatabileceğini düşünüyorum. Tamam. Peki yine o zaman onun alanından gidiyorum. Biraz karşısına güçlü rakipler çıkarayım. Mete Atatürk'e mi, yoksa elektromanyetizma, ışığın dalga teorisi, renk görüşü, renkli fotoğrafçılık ve Maxwell-Boltzmann dağılımıyla bildiğimiz James Clerk Maxwell mi? Fotoğraf dedin. Can yüreğimden vurulur. Bu, yani renkli fotoğraf çünkü çok enteresan bir şey. Ama yine de Mete Atatürk'e diyorum. Çünkü kuantumu anlamak istiyorum. Anlamıyorum. Enayi gibi bakıyorum. Peki. 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 Pardon, sonu duymadım yine. Daha az enayi gibi bakmak istiyorum. Ha, tamam. Tamam. Estağfurullah. Peki. Hala Mete Atatürk'deyiz. Mete Atatürk'e mi, yoksa kuantum yer çekimi, kara deliklerin doğası ve Hawking radyasyonuyla tanıdığımız Stephen Hawking mi? Şimdi işin rengini çok pis değiştirdin. Stephen Hawking. Stephen Hawking'e geçtik. Tabii, yani kara delik falan anlatacak. Çok heyecanlı. Yani ben Stephen Hawking'e yemek yedim demek de çok havalı bence. Evet. Evet, evet, evet. Güzel. O zaman iyi gidiyorum. Yani böyle karşısına ciddi kişileri çıkardıkça. Peki, yine buradan devam edelim o zaman. Şuradan yani şeylerim orada da, o yüzden oraya bakıyorum. Kopya çekerekten. Şimdi size güçlü bir rakip. Bu Barış Hoca da değişik bir etki yaratmıştı. Bakalım sizde ne olacak? Stephen Hawking mi? Yoksa Jüpiter'in uyduları, güneş lekeleri, Venüs'ün evreleri ve güneş merkezli güneş sistemi, yani evren modeliyle tanıdığımız Galileo Galilei mi? Yani ben Galileo Galilei İtalyan Lisesi mezunu olduğum için Mr. Galileo Galilei diyeceğim. Evet, biliyordum böyle olacağını. Ve kendisine niye davayı sattın da böyle döneklik yaptın be adam? Masada cingar çıkararak. Allah çıkarmak istiyorum. Allah çıkarır. Kendisi.
Güzel. Peki. Yıllar önce söyledim, dünyamızda hala düz dünyacılar var diye adamın tadını kaçırmak istiyorum biraz. Adam hiç yemek yiyeceğine, yediğine pişman. Peki, Galileo Galilei mi? Yoksa doğal seleksiyon yoluyla evrim, insan evrimi ve cinsel seçilimle tanıdığımız Abi çok zorlu. Çok zorlu. Charles Çok zorlu. Ama Darwin'in artık öğrenmemi gerektirecek çok bir şey yok. Ben yine de Galileo Galilei'ye yazıklar olsun diyeceğim. O yüzden Darwin mi? Galilei ile devam ediyoruz. Tamam. Peki nereden vurabilirim? Kuantumdan vuralım. Peki Galileo Galilei mi yoksa kuantum elektrodinamik yol integral formülasyonu ve Feynman diyagramlarıyla tanıdığımız Richard Feynman mı? Galileo Galilei. Olmadı. Hala Galileo. Galileo bir kere çıktı mı zaten zor. Evet. Peki. Galileo'nun sakalını çekip çekip şakalar yapmak istiyorum. Peki. Kimi çıkarabilirim? Tamam, büyük rakipler getiriyorum. Başka alan. Sizin gene sevdiğiniz bir alan. Başta dediniz. Galileo Galilei mi yoksa tektonik çalışmaları ve Tetis denizi konusundaki keşifleriyle tanıdığımız Celal Celal Şengör. Şengör mü? Oo, Galileo Rengi değişir. satıldı. Now the color of things change. Öyle mi diyordun sen? Now the color of things change oldu. Celal Evet. çok eğlenceli bir insan ve çok keyifli bir muhabbetin olduğuna eminim. Çok da şey öğreneceğime eminim. Yani beni kuantum konusunda bile bir şeyler anlatıp öğretebilir gibi hissediyorum bana bu yemekte. Evet. Jeoloji konuşursunuz, coğrafya konuşursunuz. Bayağı güzel olur. Peki karşısına kimi çıkarsam? Hep bunu yapıyorum özellikle. Bakalım ne olacak? Celal Şengör mü yoksa onun kankülü kankstarı İlber Ortaylı mı? Celal Şengör. O Celal Şengör, bırakılma. ben ne kadar cahilce bir soru sorsam da sorayım. Güzel, bana açıklayacaktır ve anlatacaktır gibi hissediyorum. O yüzden Celal Şengör. Evet. Geçenlerde onu bayağı yaşadık yani denedik onu. Hani bu fay hattını taşıyamıyor muyuz sorusuyla cidden hakikaten öyle olmadığını gördük. Cidden hiç şey yapmıyor, anlatıyor. Peki karşısına kimi çıkarabilirim? Celal Şengör mü? Yoksa hücrelerin hasar gören DNA'larını nasıl onardığını gösteren çalışmalarıyla 2015 Nobel Kimya Ödülü'nü de kazanan Aziz Sancar mı? Yine Celal Şengör diyorum. Aziz Sancar'ı da seviyorum ama Celal Şengör. Beni daha çok dinler ve sohbet daha keyifli akar yani. Okey. Peki. Daha arkaik birini çıkarıyorum şimdi karşısına. Celal Şengör mü? Yoksa Pisagor teorimi ve oranlar teorisiyle tanıdığımız Pisagor mu? Celal Şengör canım. Niye çünkü diye soracaksın. Günümüzde yaşayan bir insan. Sonuçta Pisagor çok milattan önce artık. Yani Pisagor ne kadar şey yani. Yani şeyi merak ederim tabii. Antik Yunan nasıldı hocam şekli. Yani ona Pisagor teoremi değil de Antik Yunan'daki hayat ve o dönemdeki demokrasinin nasıl işlediğine dair sorularım olurdu açıkçası. Ama yine de yani bir nebze de biliyoruz. O yüzden Celal Şengör. Tamam. Peki birazcık başka alana geçiyorum yine karşısına çıkaracağımız. Celal Şengör mü yoksa NASA çalışanı olarak yörünge mekaniği hesaplamaları ilk ve daha sonraki bu Amerika'nın uzaya insanlı uçuşlarındaki başarısı için çok kritik öneme sahip olan mekanik hesaplamalarıyla tanıdığımız Amerikalı matematikçi Katherine Johnson mu? Celal Celal Şengör. Güzel. Şengör. Peki, kimi getirebilirim? Ha, tamam. Celal Şengör mü? Yoksa Satürn'ün uydusu Titan ve Jüpiter'in uydusu Europa, Satürn'ün uyduları Titan ve Jüpiter'in uydusu Europa'nın okyanuslarını keşfeden, onların altındaki su olduğununla ilgili çalışmaları da bulunan ve popüler bilime müthiş katkıları olan orijinal kozmosun sahibi Carl Sagan mı? Tabii ki kocaların hocası Carl Yes, işte bu değişti. Yani değil tabii yani. Carl Sagan hocaların hocası ve o da çok tatlı bir insan. Ve hani bu işin prodüksiyon kısmı da var onunla konuşmak istediğim. Çok oldu yani. Orijinal kozmosun da
Carl Sagan da şeker gibi bir adama benziyor. Peki Carl Sagan mı Neil deGrasse Tyson mı? Carl Sagan. Yani Neil deGrasse Tyson'ı da çok seviyorum. İnanılmaz karizmatik. Jönler Jönü uzay gemisini anlattın ama Carl Sagan'ın yeri ayrı canım. O da yani Carl Sagan düşün yani. İlk Kozmos'u yapmış. O yüzden daha heyecanlı benim için. Evet, evet. Celal Şengör'ün şu anda tadı tuzu on the floor yazmışlar. Evet, tadı tuzu on the floor. Evet, evet. Peki Carl Sagan'ın karşısına şimdi gene zorluyorum. Carl Sagan mı yoksa kuantum teorisi, Planck sabiti, Planck'ın siyah vücut radyasyonu yasası ve termodinamiğin üçüncü kanunuyla bildiğimiz Max Planck mı? Sagan baba. Sagan mı? Sagan size kuantum anlatır diye ümit ediyorsunuz. Ya bana çok anlayabileceğim bir dilde anlatır çünkü. Evet, kuantum evet. Anlatır. Her şeyi anlatır. Anlatsın. Anlat baba dedim. Anlatır işte. Peki. Gene alan kırıyorum. Başka alan. Belki oradan yakalarım. Carl Sagan mı? Yoksa penisilini icat eden biyolog, farmakolog ve botanikçi, immünolog, bakteriyolog artık her şey var. Alexander Fleming mi? Yok Sagan. Ya Sagan çünkü niye Sagan? Sagan'dan bu saatten sonra beni koparman çok zor. Çünkü her şeyi anlayabileceğim dilde. Bana böyle şeklinde anlatabilir. Peki düşünüyorum. Hakikaten zor. Şimdi zor buradan sonra. Bu geldi. Peki o zaman biraz böyle yine tanıtmak adına soruyorum birazcık da hani izleyicilerimize. Carl Sagan mı? Yoksa Behçet hastalığını tarif eden ilk bilim insanı dermatolog Hulusi Behçet mi? Hulusi Behçet. Oo değişti. Behçet diziyiz. Benim hayatta en sevdiğim söylemekten hayran oldum. Dünyaya Behçet diziyiz olarak bilinen Behçet Bey. Wow inanamadım şu anda. Çok güzel değişiklik oldu. Düşünüyorum. Bayağı da tanıttık. Şimdi her bölüm hatırlamaya çalışıyorum. Sormadığım kişileri sormaya çalışıyorum. Bir de birazcık da şey yaptım. Şimdi kadın bilim insanları daha yeni ya. O yüzden doğal olarak yani onların suçu değil tabii ki bu. O dönemde imkan da olmadığı için o zamanki cinsiyetçilikten ama şimdi son yıllarda da şimdi burada saydığımız insanlar böyle çok bilime böyle net katkıları olan böyle hani baba katkılar, büyük büyük katkıları olan yani ana katkıları olan kişiler. O yüzden böyle kadın bilim insanlarına da biraz baktım açıkçası dengelemek adına, günümüzle dengelemek adına. Bir kişi daha ekleyeyim o zaman karşısına. Hulusi Behçet mi yoksa yine bir Türk bilim insanı kara delikler, nötron yıldızları konusunda çalışan teorik astrofizikçi ve bu meşhur kara delik fotoğrafı çekildi ya o ekipte de yer alan Feryal Özel mi? Hulusi Behçet. Yani çünkü yani sonuç olarak dünyada bir hastalığa isim vermek nasıl bir duygu? Bunları falan konuşmak heyecanlı olurdu muhtemelen. Düşünüyorum kim olabilir? Peki son birini getireceğim. Hatta iki kişiyi getiriyorum. Belki tamam. İlginizi çeker baştan dediğiniz için. Hulusi Behçet mi? Yoksa daha önce saydığımız ilk uçak sayabileceğimiz uçağın mucitleri Wright kardeşler mi? Orville Wright. Ve Wilbur Wright. Wright kardeşler. Ooo geçti değişti. Evet evet evet. Ne sorardınız Wright kardeşler hocam? Yani nereden esti? Nereden esti ve nasıl oluyor yani nasıl uçabiliyor nasıl süzülüyor bu cihazı nasıl havalandırabiliyorsun nasıl bir güç gerek ve yani ileride bunun nasıl kullanılacağını tahmin ediyorsunuz falan hani onu neye varacak savaş uçakları vesaire bunları tahmin ediyorlar ne olacak dünya üzerinde ne bu şey falan hayallerin ucunda var mı? Onları sorgular. Sonra bakın şimdi böyle şeyler var diye onlara hava atar. jet falan diye öyle hani onlara. Evet. Wright kardeşler aslında mesela şöyle Wright kardeşlerden bir aynı hafta hocam aynı hafta başka insanlar da uçağı bulmaya çalışıyor. Yani bulmaya dediğimiz çünkü uçmak var süzülmek var ama kendinden motorlu hani süzülerek değil de kendi kendine havada kalabilecek bir şey yapmaya uğraşan çok insan var. Hatta bir tanesi böyle bir hafta önce falan vazgeçiyor, iflas ediyor. Bir hafta sonra Wright kardeşler buluyor yani. Bayağı bir öyle bir dönem. Hani şey değil, yepyeni nereden esecek bir fikir tam değil aslında ama yöntemleri çok farklı. O adam
direkt uçakları inşa edip böyle bir yerlerden atarak işte kırıp dökerek çalışırken ya da mancınıkla böyle fırlatır gibi çalışırken şey ise Wright kardeşler ise rüzgar tünelini buluyorlar. Kapalı bir alanda böyle bir modelini yapıyorlar kanadın. Deniyorlar rüzgar tüneli. Bakalım ne kadar uçacak. En optimumu buluyorlar orada. Ondan sonra inşa ediyorlar. Böyle bir akıllılık yapıyorlar. Ve aslında bisiklet tamircileri bunlar. Motosiklet ve bisiklet tamir eden iki kardeş. Yani öyle çok büyük okumuş etmiş bilim insanları da değil. Böyle bir hikayeleri var. Çok enteresan gerçekten. Yani bir bisikletçi olarak böyle bir şeyin mucidi olmak uçağın yani çok hayal olsun yani. Evet. Evet. Peki o zaman ne oldu? Bir şey var ama çok da uzatmamak için çıkarmıyorum. Wright kardeşlerle sizi akşam yemeğine uğurluyoruz hocam. Var mı aklınıza gelen şunu da demedin deseydin değişirdim diyeceğiniz biri? Yok. Yok o, değil mi? Acaba Einstein mı gibi süper klişe bir şey söyleyeceğim ama yani Einstein'la da ne konuşacağım? Einstein olsa tamam Einstein mı yoksa Wright kardeşler mi? Wright kardeşler. Ooo çok güzel. Altta. Güzel bir cevap. Onlar çünkü halktan insan. Çok güzel, çok güzel. Velespit falan ne yapıyorsunuz? Orada onlarla evet. Oraya gidebilir. Evet. Peki hocam şöyle o zaman 3 bölümümüzde sonuna geldik. Siz de hani ameliyatla ameliyatla çok yormak istemiyorum. Çok yalnız iyi. Bir istek gelmiş. Bilmiyorum onu nasıl diyeceğim ama. Bir overacting istiyorlar hocam sizden. Bir taklidini yapabildiğiniz ya da overact yapabildiğiniz bilim insanı var mı aklınızda hiç? Yok herhalde ya. Şimdi dur. Zorla. Yazıklar olsun diyorum. Tamam. Peki. O zaman tavsiyelerinizle bitirelim. Sizi tavsiye edebileceğiniz kitap, film, dizi, oyun var mıdır? Bu kitabı muhtemelen Ömer Can da önerecektir. Hı-hı. Ama Ursula Le Guin'in Mülksüzler ve aslında hmm. Karanlık Oteli kitabını da önerebilirim. İki tane kitap önereyim. Aynı yazardan. Harika hmm. bir bilim kurgu yazarıdır. Aynı zamanda çok da iyi bir sosyal ve kültürel antropolog olduğunu düşünüyorum ben Ursula Le Guin'in. Çok hmm. akademik, altyapısı da çok dolu dolu bir insan. Hastasıyım. O yüzden onu öneririm. Dizi hmm. olarak izlemediyseniz, hala izlemediyseniz Çernobil'i izlemenizi öneriyorum. Hmm. Çok güzel. Yani bu programa da uygun olabilecek düşündüğüm bir dizi. Bilim insanların ve yanlış yönetimin elinde ne gibi sonuçlara sebep olabiliyor? Onu öğrenmek için hani yanlış politikalarla o zarar ne kadar çok büyüyebiliyor? O konuda hepimizi eğiten harika bir dizi ve en beğendiğim dizilerden bir tanesi. Film olarak da en sevdiğim film olan bir distopya örneği. Dünyada artık çocuk doğmazsa ne olurun araştırdığı Children of Men adlı Alfonso Cuarón filmini önereceğim. Ben o yönetmeni seviyorum ya. Şimdi deyince aklıma geldi. Bu Harry Potter 3 onundu değil mi? Şey Azkaban onundu. Yani Gravity çok değişik. Gravity'de evet onu da sevmiştim. Çok değişik bir şey. Yani bir de Harry Potter gibi bir yani bir çocuk filmini onu yapmak, o oyunları yapmak tabii sonradan anlıyoruz. İşte bu YouTube'da bir şey vardı. Neydi onun adı? Nerdwriter diye bir kanal var. Orada görmüştüm. O böyle analiz etmişti. Yani yaptığı numaraları falan biraz göstermişti. Peki kitap o zaman Mülksüzler ki dediğiniz gibi müthiş bir bilim kurgu. Yani Mülksüzler. Mülksüzler bir de Karanlığın Sol Eli mi hocam? Kitabı evet. Duymamıştım. Darkness yine Ursula Le Guin'in bir kitabı. Aynen. Dizi Çernobil dedik. Film Children of Men dedik. Oyun peki? Hah oyun. Hı-hı. Çok güzel. Eski mi yeni mi önersem diyeceğim. Yeni bir oyun gibi olabilecek. Bu ara yayınlarda da deliler gibi oynadık. Witcher 3 öneriyorum. Gerçekten harika bir oyun. Bunlar gibi saatlerimizi, günlerimizi gömdük burada yayınlarda. Ben de bu kadar güzel bir hikayesi olduğunu, bu kadar kaliteli olduğunu bilmiyordum. Gerçekten hastasıyım. Çok seviyorum. O yüzden Witcher 3 ve expansionlarını öneriyorum efendim. Çok devam güzel. Ben de bitirdim. Yani ama expansion'ını mı bitirdim onu hatırlayamadım şimdi. Galiba değildi, expansion'ını değildi. Ama hakikaten ya ben durdurup dedim ya atla mesela durup böyle manzara falan izlediğim o hele gün batımı falan. Yani o dünya ve o dünyanın gerçekliği ve biraz da şey bir gerçeklik ya o benim hoşuma gitti biraz.
Mesela Skyrim'de de öyle bir çok büyük bir dünya yaratımı var ve lore. Ben o lore olayını çok seviyorum. Yani Yüzüklerin Efendisi'ni falan sevmemin de sebebi bu. Hani orada böyle Skyrim'de de öyledir ya, işte yıkıntı vardır. Bir de ejderha şeyi vardır. Arka planını kitap buluyorsunuz mesela, okuyorsun. Yani kitap var içinde, hani böyle bayağı bir derinlik. Ama biraz da böyle şey, karikatürize ya hafif de. Şeydeki çok daha gerçekçi. İnsanlar hani daha böyle bize yakın, gerçek davranıyorlar. Olaylar da hani ne kadar büyü de olsa biraz daha gerçekçi gelmişti bana şey olarak. O yüzden Witcher 3, evet söyleyelim onu. Ve peki son sorumuz ve emrivaki bölümümüz diyorum ben buraya. Hangi ünlü arkadaşınızı davet ediyorsunuz bu challenge'a? Ben de Barış gibi iki kişi davet edeyim. Hadi bakalım hangisi gelirse ve hangisi olursa, umarım olur. Tamam. Bir tanesi pek sevgili Özgür Turhan. Hı. Cross günde de birlikte olduğumuz, kamusal mizahtan tanıdığımız. Diğeri de sevgili teyzem Deniz Arcak. Kendilerine O. gelsinler, biraz da onlar bilim hakkında konuşsunlar. Süper. Süper hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Kendilerine burayı yine göstereceğiz. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Ömercan demişler. Ömercan hocayla konuşuyoruz. O da yani tamam demiş. Cevdet'ten duyduğum kadarıyla. Günü belirlenecek. Yine duyurulacak. Takip edin kanalımızı arkadaşlar. Instagram. Yine Instagram'da olacak. Hocam çok teşekkür ediyoruz size. Hasta hasta bu gözleriniz çizik çizik bize bir saat ayırdınız. Konuştuk ettik. Çok keyifli geçti. Ben teşekkür ediyorum. Gözlükten rahatsız olmuş olan arkadaşlara da şimdiden kusura bakmasın, rahatsız yapacak bir şey yok. Kanlar içinde, bir de hani şu görüntüde de Oo. karşı istemedim yani. Oo, çok geçmiş olsun. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Bilimle kalın. Hoşça kalın.